programı izleyen bir kişi mutlaka birçok problemini bir anda çözmüş olacak zihninde. Çünkü esir olduğu duygusundan. Eğer sen bağımlıysan bu masaya, ha uyuşturucu almışsın, ha buna bağımlısın. Hiç fark eden bir şey yok. Dengesiz olan duygunun içerisinde bir esaret var. Şimdi biz bunu yaşamsal fonda nasıl değerlendiririz? Her şeyimiz böyle teker teker domino taşı gibi tık tık yıkılmaya başlıyor. Yani özel ilişkisi mi yoksa ebeveynle arkadaşın hem özel ilişkisi hepsi, hem ebeveyn yani ilişkisi ilişki hem arkadaş ilişkisi. İlişkisel bazda insanların ilişkileri bozuk, iletişim yok. İşin olur ama görülmezsin. Yok olursun, erir gidersin. Ölüsün, ölüsün. Ölüsün. Yaşayan ölüsün. Hangi enerji hakim? Bir erin enerji hakimiyeti mi var? Merhaba değerli izleyiciler. Beyza Akan YouTube'dan gönül dolusu sevgiler. Her açılışta söylüyorum kendisiyle yayın yapacağım zaman. Yorumlarınız o kadar güzel ki seve seve buluşuyoruz ve sizler için bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Eksik olmayınız. Yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz. Sağ olun, var olun. Yine sohbetin başında söylemek istiyorum. Değerli görüşlerinizi lütfen videonun altına paylaşınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Bizler için çok kıymetli. İnanınız okuyup kendisi şahittir. Ara ara WhatsApp'tan paylaşıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki yorumlarınız. Çok teşekkürler. İlginizi eksik etmediğiniz için kimden bahsediyorum? Evet. Spiritüel araştırmacı Mehmet Saka'dan. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Yine çok böyle enerjik bir girişle gayet güzel bir programa imza atacağız inşallah. Hep devamını bekliyoruz. Yorumları geldiği için ben de zaman zaman vakitli vakitsiz hatta özel iletişimimizden WhatsApp'tan atıyorum. Evet. Çok motive edici mesajlar bunlar. Herkese de nasip olmaz. Çünkü yani, yorumlar her zaman belirleyici olmayabiliyor. Bazen bazı konuklarıma çok fazla sert mesajlar da gelebiliyor. Olabildiğince dengelemeye çalışıyorum. Konuklarımı da incitmeden, izleyicilerimizi de incitmeden. Ama bu kadar çok olumlu mesajın gelmesi herkese nasip olmaz gerçekten. Yani işte bu izleyicinin bilinç seviyesiyle ilgili bir şey aslında. Yani çünkü orada hasret duyduğu bir şey var. Bir muhabbet, bir sohbet var. Onu arıyor. Her izlediği yerde arıyor da kendisini tam böyle mutmain olmadığı noktada evet belki hiç yorum yapmıyor. Susuyor, dinliyor. Belki arayış içerisinde. Belki bir tık katılıyor. Ama onun özüne inebildiğinde, kişinin ruhuna dokunabildiğinde konuşurken artık böyle gözlerini kapatıp dinlemeye başladığında, kendini imajize ettiğinde orada, gözünde canlandırmaya başladığında, kendini bulabildiğinde o sohbetin içerisinde, ikimizin yapmış olduğu sohbetin içerisinde, bir tek benimle de alakalı değil. Bu seninle de ilgili çünkü. Aslında bugünkü işleyeceğimiz konuyla da alakalı. O konuya da şöyle bağlayacağım hocam müsaadenizle. Araya girdim ama çok da girmem sohbet sırasında, evet, biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Yıllar evvel ta 90'larda rahmetli Tayfun Talipoğlu'na bir oyun ortamda çekim için buluştuğumuzda demiştim ki neden özellikle kadınlar daha çok sizi izler? Ben de bu şuna bağlıyorum. Yüksek sesle ve sert konuşmayan erkeği çok görmedikleri için olabilir diye düşünüyorum dedi. Çünkü öyle sakin bir tonlaması vardı. Şimdi dişil enerji ve eril enerji konusuna da ve sizin çok sevilmenize de buradan gelmek istiyorum. Bu sakin, baskın, saldırgan olmayan tonunuza da hasret olduğumuz için mi acaba? Aynen, böyle bir ilgi var? Huzur dengeli, veriyor diyorlar. Dengeli bir iletişim sistemini aslında. Herkesin hayatında yaşamış olduğu problem bu arada. Birçok insan bu yollara, bu sıkıntılarından dolayı evrilirler. Birçok insan bu gibi konulara sadece bu problemleri yaşamaya başladıklarında ufak ufak böyle bir dönüş başlar. Arayış başlar. Yani bir çıkar yol aramaya başlarlar. Bir yere tutunmak isterler. Çünkü o çıkmazın içine girmişlerdir. Bunu toparlamaları gerekiyor. İşte burada da onu çok en çok ifade eden iletişim biçimi neyse onu yakalarlar. Bazıları da altodan hoşlanır mesela. Höt-hötten hoşlanır bazı. Onu çeker. Ama bu da bir dengesizliğin göstergesidir. Kavga ve tartışma yayınlarının çok fazla izlenmesi de ilginç. Evet, çünkü böyle kaos enerjisinden beslenirler. Onların ona ihtiyacı vardır. Bazıları ise bundan değil de daha çok naiflik, nezaket üzerinden yola çıkarlar. Bir eril enerjisin, erkek işte bir dişi enerjisin,
kadın. Baktığımızda bir erkeğin naif konuşuyor olması o erkeği kadınsal bir davranış biçimine sürüklemez. Bu sadece o dişil ve eril enerjiyi dengeli kullanabildiğini gösteren bir şeydir. Bu dengeli kullanılabilmeli. Bu senin erilliğine bir şey yapmaz. Maalesef bizim toplumumuzda ve dışına da çıkabiliriz. Bu bir tek bizim toplumumuzda da sınırlayamayız ya. Bu dışarıda da böyle çünkü. Avrupa'da da böyle, diğer ülkelerde de böyle. Çünkü insanlar iki karakter yaşıyor. Bir dışa vurumları var. İnsanların görmesini istedikleri bir profilleri var. Bir de o dört duvar arasına girdiklerinde takındıkları gerçek kendileri var. Çünkü gün boyunca oynuyorlar. O kadar asıl büyük stres burada zaten. Gün boyunca oynamak zorundalar. İnsanlara göstermek zorunda oldukları bir profil var çünkü. Bir vizyon çiziyorlar oraya ama o değiller. Ondan sonra akşam olup eve geldiklerinde bir anda oh, rahatla o özel alana giriyorlar çünkü. İşte burada kendim olabilirim diyorlar. İşte orada da yüksek eril güç, dengesiz eril güç açığa çıkıyor. Ve bu her şeye yansımaya başlıyor. Bunu ben yaşamsal makro planda şöyle değerlendirebiliriz. Yani bunu da söylemek istiyorum şimdi. Lütfen. Biliyorsun ben konulara çok hazırlanarak, seninle bir konu belirleyerek gelmiyoruz. Yola çıktım yine bugün, öyle geliyorum. Tam bir saat otopark aradım ya, o süreçte beni bir arkadaşım aradı, bir dostum aradı. Necda, kulakları çınlasın şimdi. Selamlar. O da kendisi bu arada doğu felsefesi tarafındadır. Dedi ki Nameste Mehmet dedi. Dedim Nameste Necda. Nasılsın falan derken konuşurken tık bu konuya daldık. Konuyu konuştuk. Dedim Necda teşekkür ederim. Neden aradığını anladım şimdi senin dedim. Tamam, neden aradığını anladım. O sırada da telefona notlar aldım. Ana başlıkları böyle not ettim. Necda'ya da bunu söyledim. Dedim bak ben şu an dedim çekime gidiyorum. Ve dedim her zamanki gibi bir herhangi bir konum yok. Masaya oturunca gelecek. Şimdi dedim tam bunun üzerine sen beni ara ki böyle çok sık da arayan birisi de yapmış. Hep bir bağlılığımız vardır ama hani vardır ya insanlarla böyle 2 yıl 3 yıl aramazsın. Evet. O da seni arama hiç öyle bir aradığı an bağlantı oradan devam ediyormuş. Sanki dün berabermişsiniz gibi sohbet edersen öyle bir arkadaşım. Kıymetli. Dedim ki şimdi neden aradığını anladım ben senin. Bir zahmet dedim şunları ben bir not alayım ana başlıkları da dedim. Şimdi dedim yayına geldi konu. Bu konuyu konuşacakmışsınız demek ki dedim. İşte dişi ve eril enerji konusunu konuşacakmışız dedim. Oradan böyle ana başlıklar aldım. İnsanların dikkatini çekebilir önüme bakarken. Çünkü o başlıklar çok dikkatimi çekiyor. O an aklımdayken yazayım ki dedim kaçmasın. Gitmiyor çünkü gidiyor not almazsam. Ona yaptım. Makro plandaki karşılığı bizim. Şimdi bizim toplumumuzda dişi ve eril enerji sistemine bakıldığında herkes bir kadın erkek birlikteliği ve bir cinsellik mevzusuna giriyor. Aslında buna indirgiyor. İndirgiyor ama konu aslında bunun çok dışında bir konu. O kadar dışında bir konu ki ya işte birisi bunun eksikliğini yaşıyor diyor ki karşı tarafa bak ne güzel yaşıyor. Adam tam böyle tam gaz seviyor ya böyle seviliyor işte. Sen niye sevmiyorsun o dönüyor. Öbür taraftan o sevgiye maruz kalan taraf diyor ki ya keşke diyor biraz az sevse. Biraz az sevse dengeyi kuramıyor çünkü. Çünkü orada bir esirlik var. Bir esaret var. Her şey dengesiz olan duygunun içerisinde bir esaret var. Ben önce makro planı üzerinden örneklemek istiyorum. Tamam. Yani biraz daha yaşamsal formlar üzerinden örneklemek istiyorum. Herkesin bunu anlayabilmesi için. Sonra daha böyle didaktik bir dil kullanabilirim onun içinde. Bunları o başlıkları aktarabilirim sizlere. Çok verimli olacağına inanıyorum çünkü bunun insanlar açısından. Birçok blokajlarını kaldırmada algılarında bir kilit açacağına inanıyorum bunu şu anda. Yani bu programı izleyen bir kişi mutlaka birçok problemini bir anda çözmüş olacak zihninde. Çünkü esir olduğu duygusundan kurtulacak. O esir olduğu duygusu da yolundaki taşlar zaten. O aynen taşlar öyle. Kalkacak şimdi. Maddi manevi. Hı hı. Rızık sıkıntısı çekiyor. İş yapamıyor. 10 numara sanatkar, 10 numara usta. Bütün o yeteneğin hepsine sahip ama iş yapamıyor. Adam muazzam bir mobilyacı. Yapıyor koyuyor, satılmıyor. Adam muazzam bir sanatkar, ressam, çiziyor koyuyor, satılmıyor. Ya da dükkanı gerçekten muazzam, vitrinini çok güzel yapıyor, çok güzel elbiseler tasarlıyor vesaire vesaire. Gerçekten muazzam ama gitmiyor. 24 saat çalışıyor, kazanamıyor. Eve gidiyor, huzursuz. İlişkilerinde başarısız. Yeni bir ilişkiye tam bu oldu diyor. Bir önceki ilişkide yaşadığının daha şiddetli halini yaşamaya başlıyor. Farklı formlarda. Sonra bir başkasına geçiyor. Onda da aynı. Bir başkasına geçiyor. Onda da aynı. Çünkü esir. Neye esir? Orada yaşadığı duyguya esir. Bu duygu onu esir aldı. Duygudan kurtulmadığın sürece bu durumdan kurtulamıyorsun.
Şimdi eril ve dişi enerjiye baktığımızda şöyle bakıyoruz ona. Yağmur ve toprak ilişkisi. Birbirini nasıl besliyor? Yağmur rahmet enerjisidir. Evet. Aynı zamanda erildir. Hı hı. Burada böyle bir... Şimdi bunda kusur olmaz. Teşvikte kusur olmaz. Anlatıyorum. Tamam. Yağmur erildir ve rahmet enerjisidir. Aynı zamanda rahmettir. Toprak, toprak anadır. Yağmur rahmet olarak yağar, eril olarak akar toprağa. Toprak bunu emer. Sonra oradan dişidir, dişildir o toprak. Oradan o yağmurla beslenerek yeni fidanlar verir. Ama fidanın çıkma zamanı işte bazen güneşlenmesi gerekiyor, o gerekiyor, bu gerekiyor ya. Yağmur vermeye devam etti eril enerjiyi. E bu sefer de çıkan fidan çürüyor çok sudan. Ya da sulamayı unuttu. Çekildi oradan. Sulamayı unuttu. Kuruyor. E bu sefer de kuruyor. E bunun için ne gerekiyor? Denge gerekiyor. Denge yok. Şimdi biz bunu yaşamsal fonda nasıl değerlendiririz? Eğer bir insanın çok güzel bir işi var, net bir örnek vereyim. Çok güzel bir işin var. İşini muazzam yapıyorsun. Hatta dünya çapında da sayılı bir insanlardan bir tanesisin. Eğer eril ve dişi enerjisini dengeleyemezsen o işi yapamaz hale gelirsin. İşin olur ama görülmezsin. Yok olursun, erir gidersin. Fark etmez kimse seni. Muazzam bir sanat eserini koyarsın. Evet. Bu önüne. Pırlantadır. Onu görenler onu nasıl görür biliyor musun? Kömür olarak görür. Onu çünkü sen kömürleştirdin. Çünkü bir yere tutsak onu. Ne oldu biliyor musun orada? Eril enerji öyle bir enerjidir ki, güçlü bir enerjidir ki, bunu içine aldığında bu eril enerjiyi dengeli bir şekilde bir yere vermezsen, yaymazsan hayatında ne olur? Diğer tarafı besleyememiş olursun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir ilişkiye tutuluyoruz. Mesela, hayatımıza evet. Bir insan giriyor. Ve uzun zamandır açlığını çekmiş olduğumuz duyguları onunla yaşamaya başlıyoruz. Hı-hı. Bir kaptırıyoruz kendimizi ona. Bütün enerjimizi ona harcıyoruz. Kalktı mı? Yattı mı? Kahvaltısını yaptı mı? Mesajımı gördü. İyi mi? Mesajımı gördü mü? Acaba huzursuz mu? Mutlu mu? Acaba eksik bir şey yapamıyorum? Mutsuz mu? Gitti mi? Geldi mi? Üzgün mü? Neyin var? Bir şey mi? İyisin değil mi? Aman aman iyi ol. Baktığında çok güzel profil. Oh ne ilgili bir adam. Bir dakika. Sıkıntılı bir adam. Girme abi o kanala. Hiç girme. Sıkıntılı bir adam. Bak şimdi veriyor, veriyor, veriyor. O da ona gelmiş. Başarılı bir insan. Kariyerli bir insan. Abi bakıyorsun adamın iş hayatına. Bitiyor. Bu sefer bunalıma girmeye başlıyor. Çünkü eski gücü yok. Diyor ki ya ben pırlantacı Mehmet'im ya. Nasıl görülmez benim sanat eserim? Görülmez. Hem aşkta hem işte kazanıyor görülmez olmam lazım. Görülmez çünkü ben o enerjimi oraya aktarmadım. Sadece maddesel olarak yaptım koydum. Nasıl olsa yapılıyordur ben buraya ile ilgileneyim. Nerede buradaki enerji yok. Denge bozulur. O onu karartır. Senin pırlantan olur kömür. Özdeğin evet o var ama kömür. Sen diyorsun ki bütün güzellikler, bütün pırlantalar buranın. Ben size vereyim de takın. Yok öyle bir şey işte. Bu dengesizliktir. Bu da kötüdür. Bak ne kadar çok seviyor. Ama bu o duyguya esir olmaktır. O duyguya aç olmaktır. Aslında o duyguya mahkum olmaktır. Bir daha o duygu seni yönetir. Aynı şeyi tam tersine çevirelim. Dişil ve eril enerji tarafı. Tam tersine çevirelim. İkisi de eksik ya da fazla yaparsa bu dengesizlik açığa çıkıyor. Şimdi ondan sonra bakıyorsun ben neden maddi sıkıntı yaşıyorum? İşte işimde neden başarılı değilim? Bir tek ilişki olarak değerlendirme. Tek ilişki olarak bakma. Bindiğin araba ve işin. Evet. Abi o işten kazandığın parayla güzel bir araba alıyorsun ama bütün hayatın o araba oluyor ya. Yanından gücün takıtılı. Arabadan başka bir şey kalmaz ama dükkanın raflar tozlu. O tozlu, o tozlanan raflar sayesinde ona binebildin. Onun sayesinde ona biniyorsun. Unutma onu. Sen nereye döndün? Bak dengeyi kaçırdın yine. Bu da dişi ve eril enerjidir. Makro sistemde
cinsiyet girer devreye. Evet. Ama diğer ilahi sistemde cinsiyet yoktur orada. Dişil ve eril enerjide cinsiyet yoktur. Bir alışveriş dengesi de alma verme dengesi vardır. Bir akış vardır. Yani Allah her an şendedir. Her an varoluştadır. Sözünün tecelli halidir bu. Ya makro plana baktığında para verirsin, ürün alırsın. Hı hı. Taksiye binersin, bir yere götürür, parasını verirsin. O da parasını alır. Markete girersin, aynı şeyler. İki insan arasında ilişkide baktığında. Seversin, sever. Evet. Aynı kadın erkek gibi eril enerjiyle döllenir. Bir sperm vardır orada. O sperm o yağmurdur aslında. Dişil enerji yumurtayla onu alır içinde ve yeni bir süreç fidan açığa çıkar. Toprak. Al bu da makro plandaki sistemi. Eril ve dişil enerji. Bunları da duyguları karıştırarak, takıldığın bir saplantı haline getirdiğin bir duyguya kapılarak yaşamaya başlarsan bu sefer yine dengesizlik olmaya başlar. İşte karşındaki insanın yaklaşmışsın, bir sistem var, eril ve dişil enerji var. Saçının rengi, gözünün rengi, işte onun kalçaları büyük, bunun göğsü küçük. Hı hı. Onun bıyığı şöyle, onun sakalı böyle, onun saçı yok, bunun tipi yok diye bakarsan mevzuya, bu senin artık o duygudan çıktığını ve açlık hissiyle hareket ettiğini gösterir. Ne demek açlık hissiyle hareket etmek? Yani vakti zamanında yaşayamadığın duygularını zamansız bir zamanda yaşamaya çalışmanı gerekiyor. Yani 60 yaşında bir adamın ergenlikte yaşaması gereken bir mevzuyu yaşamaya çalıştığını düşün. Zaten oturmuyor üzerine. Yani üç beden küçük falan geliyor ona. Evet. Sırıtıyor onda. Düşünsene benim şimdi 18 yaşında bir çocuk gibi senin karşında hareket ettiğini düşün. 18 yaşında İyi çocuk kötü mü hareket ediyor? Hayır. Ama ben de kötü durur. Hı-hı. Bana yakışmaz o. Ben vakti, ya, gül bile vaktinde açılır. Hadi açtıralım gülü bakayım kışın ortasında ne oluyor. Kuruyacaktır. Ama bu da neye giriyor? Hep böyle bir kısır döngüye girdi. O ne gördü, ne yaşadı? Aileden ne gördü? İşte hangi makro sistem içerisinde dünyaya geldi? Hangi algıyla dünyaya geldi? Annesi babası nasıldı ki o nasıl oluyor? İşte derler ya, anan soğan baban patlıcan, sen nereden oldun sarımsak? Bir dünya insan var görüyoruz. Bir dünya insan var. Anneye babaya bakıyorsun bambaşka bir şey. Kendine bir bakıyorsun ona nereden geldin acaba diyorsun. Annesini babasını beğenmez yanına gelen ki tanımam ben onu. Tanımıyorum. Dün geldiğin yer belli. Kaçamazsın. Kabını istediğin kadar değiştir. Kaçamazsın. Zihniyet. Hadi geliştirebilirsin. Değiştirebilirsin. Dönüştürebilirsin. Pozitif dönüştürmelere açık olmalısın. Sevmek. Sevilmek. Burada not almıştım onları da ben. Yani eril ve dişil enerji dengesi alma verme dengesiyle eş anladığım kadarıyla. Ya şey alma verme yani eylemsel yönü ve alıcı yönü dengeli, kişi dış dünyaya gerçekliğini bu dengeyle uygulanır ve yaratır, yaratım haline getirir diyor. Kendine değer verme işini başarmış biri çokça tecrübeden geçmiş, pek çok acı deneyim yaşamış olabilir. Ancak bu vesile ile bir başkasına değer vermeyi öğrenebilir. Bunu az önce dedim arkadaşımla konuşurken yazdık. Tamam mı? Bak. Kendine değer verme işini başarmış biri çokça tecrübeden gelmiş. Çok acıyı deneyimlemiş olabilir. Ancak bu vesile ile bir başkasına değer vermeyi öğrenmiştir diyor. Yaşamsal formda baktığımızda bir süreçlerimiz vardır. Hı. Deneyim dediğimiz şeyi yaşarız. Evet. Üzülürüz, ağlarız. Ama biz bu yaşadıklarımızdan, ilişkilerimizden, işimizden, gücümüzden ders çıkartarak ilerlemezsek kayıp zaman olur bunlar. Ve biz bu konuyu çözemeyiz. Ama her yaşadığımız olayda bir mesaj alır, oradaki eksiğimizi yakalarsak bu konuyu çözeriz. Buna dönüşmek mi diyoruz hocam? Dönüşmek diyor. Yani kendini bu vesileyle bir başkasına değer vermeyi öğrenebilir diyor. Kendini seven biri bir diğerini nasıl seveceğini oturup düşünmez. Kendini anlayan biri bir diğerini nasıl anlayacağı ile ilgili konuda hiçbir şekilde zorlanmaz. Algısına esir olmaktan özgürleşmiştir o kişi diyor. Bak. Önce kendini sevmelisin ki
birisini sevmenin ne olduğunu bilmelisin. Bu da denge. Ama kendini çok çok fazla seversen yine dengeyi bozarsın. O zaman eride mi geçmiş oluyor? Evet. Hı. Dengesiz enerji kullanmış olursun. O yüzden biz bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Yani bu dişil ve eril enerji sistemini direkt kafamızda iki insanın cinsel birlikteliği olarak görmeyeceğiz. Bu dişil ve eril enerji sistemi direkt bizim yansımamız olan bir şey olarak görmemiz gerekiyor. Yani sen ne hissediyorsan, ne yaşıyorsan senden dışarıya o yansır. Testinin içinde var ne varsa, hı hı, dışarıya o sızar. Sen neyle doluyorsun? Neyle dolduruyorsun? Yoksa sadece bağımlılık duygusu mu besliyorsun? Bağımlı. Bazen geliyor, ben birçok insana, "Aa, sen bağımlısın," diyorum. Küfür ediyormuşum gibi geliyor. Bağımlı falan değilim ben. Alkol bile kullanmıyorum diyor. Sigara bile içmiyorum. Ne bağımlısı diyor. Neyi kastediyorsun o sırada? Bağımlılık, hocam, alkol, sigara, uyuşturucu değil ki bir tek. Bağımlılık dediğin şey duyguya bağımlılık, insana bağımlılık, masaya bağımlılık. Eğer sen bağımlıysan bu masaya, ha uyuşturucu almışsın, ha buna bağımlısın. Hiç fark eden bir şey yok. Bağımlılık duygusu orada senin beslediğin mevzuat. Biz insanlar her bir konu için, tüm duygularımız için bu dişil ve eril enerjiyi dengeleyebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında doğu felsefesinde yin ki yang dediğimiz sistem. İkisi birbirini var ediyor. İkisi birbirini var ediyor. Çark böyle dönüyor. Evet. Hı hı. Tasavvufta da böyle. Tasavvufta karşılığı olarak yani, geçiyor. Her şey zıttıyla vardır. Hı. Artı esmalar da karşılığında. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlanır. Bakın, Rahman, hı hı, ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Niye Rahman olan Allah'ın adıyla denmiyor? Niye Rahim olan Allah'ın adıyla denmiyor? Niye tek başına kullanmıyoruz biz bunu? Bak, orada bile denge. Sen sürekli otur bütün gün, "Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman" de. Ondan sonra burada böyle toz uçar. Havadan toz uçar. Ne güzel toz uçuyor de oturur ağlarsın. Aşkından ağlarsın da denge yok şimdi. Burada dolanılır mı canım toz için şimdi? Tamam, ağlarsın belki bir yerlerde ama her an bir toz uçuyor diye alamazsın. İşte ay, su geldi önüme, ne güzel getiriyor suyu ya, hop gittin. Bak, hep Rahman'dasın. Ama denge. Ya Rahman, Ya Rahim. Yani madde ve mana. Rahim tecelli etmiştir. Rahman tecelli edecektir. Rahim bu dünya. Rahman ruhlar, öte alem. Rahman ve Rahim. Bu da böyle. Dengeyi kurmazsak hayatımızda, dengeyi kurmazsak duygularımız arasında, her şeyimiz böyle teker teker domino taşı gibi tık tık yıkılmaya başlıyor. Başta ilişkide başlıyoruz, her şey çok güzel gibi gidiyor. Genelde niye ilişkiye gidiyorum? Çünkü insanların hepsinin ilişkisi bozuk. Yani özel ilişkisi mi, yoksa ebeveynle, arkadaşıyla, hem özel ilişkisi, hem ebeveynle yani ilişkisi, hem arkadaş ilişkisi. İlişkisel bazda insanların ilişkileri bozuk, iletişim yok. İnsanların iletişim sıkıntısı yaşamasının ya da ilişkilerinde sorun yaşamasının temelinde bu dişil ve eril enerji dengesizliği mi var? Direkt temele bunu koyamayız. Bir tık altında bu var. Hı. Dişil ve eril enerji sisteminin dengesizliği. Peki bu dişil ve eril enerji sistemi, biz dengesiz olarak mı doğduk? Doğduğumuzda dengeli olarak mı doğuyoruz? Doğduğumuzda pür, pak, saf olarak doğuyoruz. Her şeyi bilir olarak doğuyoruz. Her şeyin farkında olarak doğuyoruz. İşte Rahman ve Rahim dedik ya, Rahim enerjisi, dünya enerjisi bize bulaştıkça benlik duygularımız oluşuyor. Ben, benim. Hmm. Bebek bile ilk ne diyor? Benim. Ver. Bak, orada duygu oluşuyor. Tık, nefesi bozulmaya başlıyor. Bebeğin de nefesi bozulmaya başlıyor. Yani ne görürse de onu yaptığı için, taklitçi de olduğu için bu arada, ne yaparsa ona göre evriliyor. Zaten bebeklerin 2 yaşına kadar kalıpları çakılır. İnşaatın kalıplarını çakmak gibidir. Sen kalıbı nasıl çaktıysan beton öyle çıkar. Bunda peki şey var mı? Yani evdeki yetiştiren erilmişin etkisi. Olmaz, olur mu? Bu kimin? Bu kimin oyuncağı? Temel, kimin? İşte temel dediğimiz nokta burası. Evet. Temel nereye kadar dayanıyor bak. Temel de oraya kadar dayanıyor. Anne karnına gelmeden, hamilelik sürecine niyet edildiği andan da başlıyor bu mevzu. Sen hamile, örnek bir çift çocuk yapmaya niyetlendiler. Ya hamilelik sürecini yaşayacak, yani çocuk deneyimini yaşayacak. Hı hı. Dünyaya bir canlı getirmek istiyor. Fakat öbür taraklarda bezi yok. Diyor ki, ben çocuk yapmak için evlendim. Pardon,
Ne için evlenmiştin? Çocuk yapmak için evlenmiştin. Senin o doğurduğun çocukta da, yaşadığın hayatta da mutlaka dengesizlik olacak. Çünkü başlarken bir sıfır yenik başlıyorsun. Pazarlık ederek. Bu neye dönüşüyor biliyor musun aslında? Yani şimdi yanlış da anlaşılmasın ama ancak böyle tabir edebilirim. Bu hayvansal bir güdüye dönüyor. Bu sefer damızlık bir ilişkiye İlken, dönüyor. Evet. Damızlık bir ilişkiye dönüyor. Duygu yok, ruh yok, üreticilik yok. Sadece fiziksel bir eylemden ibaret oluyor. Fiziksel bir eylemden ibaret olan her şey eksik olur. Ruh ile bağlantısı kopuk olur. Şimdi bu çocuk dünyaya geliyor. Zaten bu insanların yaşam formu da bu noktada. Ne oluyor bu çocuk? Ona göre kalıpları çakılıyor bak. İnşaat gibi düşün. Kalıplarını çakıyorlar ya başta inşaatlarda. Çaktık kalıpları ama kalıplarda yamuk var, böyle duruyor. En son betonu bir döküyorsun betonu. Kalıpları söktüğünde bina yamuk duruyor. Allah'ım bina yamuk ya. Nasıl düzelteceğiz şimdi? Ağır tadilat lazım. Ağır tadilat lazım. Düzelir mi? Düzelir ama ciddi ağır tadilat lazım. Orijinali gibi olur mu? Olmaz. Baştan kalıbı sağlam çakmak lazım. Bu da yin yang enerjisi. Orada duyguyu beslemek lazım. Orada dişi ya da erkek cinsiyet olarak bakmamak gerekiyor mevzuata biraz. Biraz ruh ile bakabilme. Yani tüm eylemlerimize ruhumuzu katabiliyor olmamız lazım. Yaptığımız her bir eylemi ruhumuzla birlikte yapabiliyor olmamız lazım. Bu şeye benziyor. Elimizde taşıdığımız bir çanta var. Şimdi geçen gün bir yerde konuştum. Onun için çanta misali. Bize diyorlar ki bir çanta var. Ve çok değerli bir çanta. Bunu alacaksın. İşte fizanla bir yere teslim edeceksin. Evet. Çok önemli bir yolculuk. Çok iyi hazırlanman gerekiyor diyorlar. Bize tamam diyoruz ama çantanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Sadece bize teslim ediliyor. Güveniliyor ve teslim ediliyor. Oraya buraya teslim et deniliyor. Tamam diyoruz. Biz oradan bir çıkıyoruz çantayı alıyoruz eve bir gidiyoruz. Başlıyoruz hazırlanmaya. Saçımız, başımız, işte kıyafetlerimiz, orada hava nasıl olur, böyle nasıl olur. İşte güneş yağımız, güneş kremi, o her şeyimizi hazırlıyoruz ama. Evet. Yola çıkacağız. Arabamıza baktırıyoruz, bakımını yaptırıyoruz. Lastik bakımı, of. Atlıyoruz arabaya, bın gidiyoruz. Bir şeyi unuttuk telaştan. Çantayı. Gidiyoruz sadece. Gitme amacımız çantayı götürmek. Ama biz çantanın farkında bile değiliz. O çanta ne biliyor musun? Nedir? Ruh. Maalesef ruhumuz yok. Var da. İşte biz onu unutuyoruz ya. Ondan sonra uzaklaştıkça hatırlamaya başlıyorsun. Çekiyor böyle bir şey seni. Bir dakika ya. Bir sorun var. İşte 500 kilometre sonra bir yere girdin, mola verdin. Çantanın içinden bir şey alman lazım, bakman lazım. Yerindeyse bir bakın çanta yok. Izdırap olmaya başlıyor yol sana. Tekrar geriye döneceksin. O görevi tamamlaman lazım. Eksiksin çünkü. Her şeyin tam. Muazzamsın. O yola çok hazırsın. Ama yola hazır olman bir şey değiştirmiyor. Oraya ulaştırman gereken şey yok yanında. Bu sefer dönüyorsun onu almaya. Ama bu sefer ızdırapa dönüşüyor. İki kat fazla yakıt yakıyorsun. Kilometre yapıyorsun. Bunun bir deformasyonu var. Deformasyonu yaşıyorsun. Bunun riskleri var. Bu riskleri yaşıyorsun. Oraya kadar sağlam gittin. Geri dönüşte kaza da yapabilirsin. Bu da bir risk. Hazır gelmişsin oraya kadar ama dönmek zorundasın. Bak bu da bir risk. Riskleri oluşturuyorsun. Orada da bizim travma dediğimiz olay işte bu. Ruhumuzun artık ya yeter kardeşim gel al beni de buradan dediği yer. Bu yolu biz birlikte yürüyoruz. Senin amacın beni muhafaza etmek ve oraya götürmek. Sen beni unuttun. Bu yolculuk hayat mı? Hayat. Dünya müminin zindanıdır. Ruh bu dünyada gurbetçidir. Biz bu ruhu minimum hasarla o istikamete götürmekle mükellefiz ve biz onu burada teselli etmek zorundayız. Geçecek. Gidiyoruz. Çünkü o buraya ait değil çünkü. O ruh buraya ait değil. O hedefe gidiyor. O cemale gidiyor. O cemalin peşinde. Ama buradan geçecek. Bu bir yoldur yani. Bu yolculuktur. Ve buradan geçecek. İşte bizim işimiz onu sağ salim, sapa sağlam, eksiksiz, bütün parçaları tam bir şekilde yerine götürmek. Yerine götürelim, görevimizi yapalım.
onu muhafaza etmek. Ama biz onu bıraktık. Yani kapıldık biz yoldaki AVM'nin güzelliğine. Yolda işte çok güzel yer varmış, yemek yenecek bir yer varmış. Hı hı. Biz takıldık oraya ama hedef nerede kaldı? Hedef. Yani bu sefer olay şeye dönüşmeye başladı. Hadi gidelim nereye? Tekrarlara, tekamüllere. Orada çok güzel bir şey varmış. Oranın şurası çok güzelmiş. Hadi oraya gidelim. Gidelim. Git git. Güle güle git. Ruh yok. Ruh yok yani. Defalarca da deneyimlesen öğrenmedikten sonra aynen öyle. Sürekli düşüp kalkıyorsun. Anlamıyorum. Düşüp kalkıyorsun. Düşüp kalkıyorsun. Günün sonunda benim nazdimde ben öyle bakıyorum, öyle değerlendiriyorum. Sen yaşayan bir ölüsün. Öyle. Yaşayan bir ölüsün. Bir hikaye vardı Taksim'le ilgili. Gerçek bir hikaye bu arada. Taksim'in başında büfe vardı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O büfe de bu arada benim için Sakaryalıdır. Hemşerim. Öyle biliyorum orada. Bir gecenin ikisinde adam bir eline bir böyle kristal almış. İnsan arıyorum insan, insan arıyorum insan diyor. Geziyor her gece orada. Bizimki de çıkıyor diyor ki ya manyak mısın diyor. Taksim'in bir yerde çıkmışsın diyor. İnsan arıyorum insan, insan arıyorum insan diyor. Gel diye sen bir de buradan bak diyor. Bak ya. Hadi bana insan göster. Kalmadık. Hepimiz çantaları bir yerde unutmuşuz. Evet. Havalimanında unutulan bavul reyonu gibiyiz. Üst üste atılmışız biz. Ondan sonra aklımıza gelmiş, geliyoruz havalimanına, yetkililerine diyoruz ki bizim kayıp bir ruhumuz var, onu arıyoruz. Onlar da bir dakika bekleyin diyor. Hı. Bir giriyorlar içeri, huldur. Bir çıkartıyorlar, ya tekeri kırılmış ya sapı kırılmış. Örselenmiş ruhlar. Evet. Ruhlarla. Ondan sonra diyor ki buyurun bulduk, bak size süper bir hizmet verdik. Ne kadar iyiyiz gördün mü? Sizin ruhunuza, sizin için sahip çıkıyoruz. Hizmette sınır yok. Evet yok. Ruhumuzu neye sattığımıza, neye teslim ettiğimize, neye emanet ettiğimize çok dikkat etmemiz lazım diye anlıyorum. Kesinlikle, şimdi burada. Kesinlikle. Ruhumuza sahip çıkmamız lazım. Ruhumuzun varlığını kabul etmemiz lazım. Onu beslememiz lazım. Hı hı. Bak ne güzel masaya ne koydunuz? Kurabiye koydunuz. Su getirdiniz, su koydunuz. Dışarı edip girdiğimiz an diyoruz ki şey içer misiniz? Çok güzel evet. Kahvemiz var. Çayımız çok güzel. Okey. Ya şurada çok güzel bak börek de var, simit de var. Muazzam İstanbul simidi çıtır. Tamam. Bunların her biri bizim bedenimizi besleyen şeyler. Ruhumuzla alakası yok. Çünkü eylemin içerisinde ruh yok. Ruh neyle beslenir? O zaman ortaklaştırıyoruz işte. Ne yapıyorsun? Buna sevgini katıyorsun. Emeğini katıyorsun. Buna bir mana yüklüyorsun. Bunu paylaşırken bir sohbet ediyorsun. İşte şu anda burada yaptığımız gibi. Sohbet ediyoruz. Aynı zamanda suyumuzu içiyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Kurabiyemizi yiyoruz. Bak şimdi denge. Ying yang. Dengeyi kırıyoruz. Kulaktan ruhu doyuruyoruz. Buradan da bedeni doyuruyoruz. İkisini de besliyoruz. Ruh kulaktan beslenir. O dinlediğiyle beslenir. Duyduğuyla beslenir. Bir de işte kötü yemek vermek de var. İşin içinde bu da var. Kötü sohbet, kötü bu da kötü gıda. Kötü yemek için de hocamızla bir önceki yayınımızı izlemenizi tavsiye ederim. Kötü gıda yani. Kötü gıdalanma. Yani yanlış gıdalanırsanız işte gıybet enerjisini çalıştılar ama bunu da değiştirdiler artık o. Gıybet değil o. Ne enerjisi oldu? O şeye döndü artık. Arkadaşlar arası istihbarat paylaşımı. Ha, olabilir. Öyle evet. Gıybet. Ama adı ne olursa olsun. Aynı amacı izle dedi. Biz arkadaşlar arası istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Bilgi aktarımı sağlıyoruz. O yüzden ama biz ona gıybet demiyoruz. O biraz daha yumuşatıyor ya olayı. Ama günün sonunda o da şeye döndü. Glütenli var. O da ekmek yiyoruz. Ama glütenli oturuyor buraya yani. İstediğin kadar ekmek desen ona. Yani istihbarat paylaş. Gıybet işte yani. Bal gibi gıybet oturuyor buraya. Soru sorduğumuz zaman konuğumuza konuğun baktığı ya da bulunduğu frekansa göre tabii cevabı değişkenlik gösterir. O yüzden size gerçekten sormak istiyorum. Genel olarak insanlığa baktığımızda işte bu gündemleri falan ne kadar uzakta dursanız illaki biz de size çevirip soruyoruz yani ne düşündüğünüzü. Hangi enerji hakim? Bir eril enerji hakimiyeti mi var? Kadınların erilleşmesiyle de erilleşmesi üzerinden çalışma hayatında da değerlendirilebilir bu. Ben öyle görmüyorum olayı. Ben şöyle görüyorum. Bir temizlik var. Bir temizlik var. Barış Manço bunları şarkılarında da söylüyor. İşte, toprak ana. Evet. Gök baba. Dikkat edin. O şarkıda öyledir o. Onun bir şifresi var adalı. Büyük derviş. Barış Manço'dan mı bu enerjiyi vurguluyor? Büyük derviş aslında? Ya. Çok büyük bir adam o ya. Ben çok seviyorum onu mesela. O sırları vermişse anlayana tabii de. Evet. Şimdi orada ben onu öyle görmüyorum. Hani Big Reset dedikleri mevzuat var ya. Hı hı. Zaten bunlarla ilgili ayetler de var. Yani Allah Celle Celaluhu diyor. Benim yarattıklarımı siz kendi elinizle yok edeceksiniz diyor.
Bu ben hep şöyle tabir ediyorum. Nuh'un tufanı koptu. Nuh tufanı koptu. Ve Nuh'un gemisine binenler kurtulurlar. Nuh'un gemisine binemeyenler bu toprağa harç olurlar. Şimdi Nuh'un gemisine nasıl binilir? İşte burada ruh devreye giriyor. Bu bilinç seviyesiyle mümkün olabilir. Burada manasal bir gemi var. Manasal bir tufan var. Ama yaşamsal karşılığı var. Bu nedir bu tufan? İşte ekonomik krizler, ölümler, intiharlar, saldırganlıklar, toplumsal hareketler, hastalıklar, hastalıklar, sel felaketleri, doğal felaketler, doğal olmayan felaketler. Bunların her biri bizim hayatımızda. Bunların götürdükleri var. İşte bir hastalık yayılıyor, bir pandemi süreci oluyor. Kaç bin tane insan gidiyor. Gidiyor yani. Sonuçta bak azalıyor. Bir şeyler azalıyor. Bilinç seviyesini dengeli kullananlar bu olayları çok daha hasarsız atlatıyor. Hatta zararsız da atlatıyor. Çünkü ona Nuh'un gemisine binenler oluyor. Biz şunu da biliyoruz. Dünya 42. dönemine girdi. Ne demek bu? Yani dünyanın da bir yaşı var, dönemi var ya işte 42. dönemine girdi. Madde kapıları kapandı. Mana kapıları açık artık. Aslında meydan boş şu an. Mana meydanı şu an bomboş. Yani yer var. Bu yola baş koyanlar başarırlar. Yani gerçekten gönlünü veriyorsan bulursun kendini. Çünkü aynı zamanda da dönemin en açık dönemini yaşıyoruz. Aydınlanmış dönemi demeyeceğim de aydınlanmaya en müsait olan bir dönemin içerisindeyiz. Tabii hangi kapıda aradığınıza bağlı bu. Ya 19 tane nefsin 19 tane kapısı var. Nefsin 19 kapısı var. Yani hangi kapıda aradığın önemli. İşte buradaki bilincini nasıl yönettiğin önemli. Bazı şeyleri artık burada çözmüş olmayın. O duygulardan, o esaret duygusu. Bu inanç için de geçerli. İnanç sistemleri için de geçerli. Bu esaret duygusundan kurtulabilmiş olman önemli. Toplumumuz içerisinde baktığınızda birçok kişi inancını bile esaret duygusuyla yaşıyor. Bırak özgürce yaşasın. Niye esaret duygusuyla yaşatıyorsun? Mesela ben dışarıya çıktığımda bak. Bizim ülkemizde açık insan da var. Tesettürlü insan da var. Doğru mu? Bizim ülkemizde aynı evin içerisinde bir kardeş açıkken diğer kardeş kapalı olan da var. Tamam. Bizim ülkemizde aynı şekilde sadece ailesinin baskısından dolayı kapanan çok fazla insan var. Bir de kendi isteğiyle de kapanan insanlar var. Şimdi burada nereye geliyorum? Özellikle bu gibi duygular gönülden gelir. Özden gelir. İşte ilk kalıpları çakma mevzusundan gelir. Bu şeye benzer. Sigara içiyorsun. Oğlun sigara içmeye başlamış. Ben sigara içiyorum diyor. Senin de paket önünde yakıyorsun. İçemezsin sigara. Bir dakika ya. Sen içiyorsun. Nasıl sen yaptığın şeyi ona yapma diyebilirsin? O senden gördü onu. Onun normali. Sen yapıyorsan normal yani. O zaman sen de kötüsün. O zaman sen de kötüsün. Emsal olmak. Örnek yani, olmak. Misal olmak. Dilde hep konuşuruz biz. Aman yapma. Biz dilde zaten var ya. Uf. Fenayız. 10 numara insanız da halde neredeyiz? Önemli olan o. Senin dilindeki haline yansımıyorsa bir değeri yok ki bunun. Dilindekinin haline yansıması lazım. Hep dürüstlükten bahsediyorsun. Ama eylemsel olarak tık yok. Hepimiz bu hataları yapmadık mı? Ben de yaptım. Ben kendimi itiraf ediyorum. Ben çok güzel konuşuyorum belki. Ama ben konuştuğum gibi %100 yaşayabiliyor muyum? Hadi gel bakalım. Bir de buradan bakalım. Yaşayamıyorum. Kolay değil. Kolay değil. Konuşmak kolay. Aynel yakin, ilmen yakin, hakkel yakin. Biliyorum, evet çok iyi biliyorum. Ha, çok şükür Allah'ıma. Şunu söyleyebilirim. İdrak seviyesi olarak öyle vasatta değilimdir yani. Alırım bir şeyi de. Ama %100 tamamlandığımı düşünmüyorum. Eksiklerim var. Ama şunu söylüyorum, ben insanım. Ben bu işi yapıyorum diye kusursuz değilim. Ben bu işi yapıyorum diye sadece farkındayım. Farkında olduğum için 1-0 öndeyim. Hangi aşamadasın hamdım, piştim, yandım da? Ben bilmem. Yolda ben, yolcu da ben, yolculuk da ben. Belki güzel. Hala yanıyorum, belki hala hamım, belki piştim. Bilemem ki. Onu bilmiyorum. Sadece ben şu an dilimin döndüğünce, gönlüme düştüğünce insanlara değişik platformlar üzerinde farklı farklı noktalarda. İşte bugün sen vesile oluyorsun. Yarın bir başka arkadaşımız vesile oluyor. Öbür gün başka bir konu vesile oluyor. Bir gün bir yerde otururken konuşuyoruz. Geliyor, aktarıyoruz.
demek ki bugün de bu lazımmış. Evet. Akışı yaşamak, işte astrolojiye hep bakıyoruz ama ben astrologlar bilir, harita üstü yaşam diye bir şey vardır. Ben harita üstü yaşamdayım. Ben harita üstü yaşıyorum. Seviyorlar, ancak bunu söyleyebilirim size. O daha masumane oluyor. Yani kendimi çok da bu anlamda, şey de kötüdür çünkü. Ben bunu, bu hatayı da son dönemlere kadar çok yaptım. Hı. Yani hiçim de, ya ben öyle değil o. Hiçim de. Hiçim ama hiç değilim yani. Evet, bir yerdeyim. Çünkü bir gün birisine bir seans sırasında bir işlem yaptım. Bu geçti. Yakın zamanda oldu, bir haftalık süreç içerisinde oldu. Şimdi bazı yaptığımız şeyler mesela, bir burada söylemeyeceğim onu. Tamam. Bir işlem yapıyorum ve ciddi bir tepkimi alıyor 30 saniye içerisinde. Bir anda kendine geliyor ya. Ya dedi, herife bak 30 saniyede yaptı dedi. Döndüm, pardon dedim, bir saniye, ne 30 saniyesi? 40 yıl bu. 30 saniye değil. Senin şahit olduğun kısmı 30 saniye. Sen ona öyle 30 saniyesine şahit oldun. O benim 40 yılım. Öyle 30 saniyede olan bir iş değil o. Yani bir saatlik, bizim seansımız bir saatlik bir iş değil. Zaman algısı kişiye göre değişir. Sana bir saat, bana yıllar. Senin bir saatin benim 40 yılım. Öyle bakıyorsun. Şimdi 15 dakikada mı yaptık yayını? Kaç yılını verdin bu sektöre? Demek ki 15 dakika değil. Sayalım bakalım kaç saatten, kaç yıldan beri bu yayındayız biz. Biz yayındayız ya, kaç yıldan beri bu yayındayız. Yayın şu anda şahit olunan sadece son bir saatlik kesme. Bir saatte olmadı bu mevzu. İşte aşağıda gelirken bir arkadaşımla telefonla konuşmam mı mesela, çıkmadı bu mevzu. Evet. O sadece o anki yansıması. O bana bir şeyler anlattığında ben onu algılamayabilirdim. Ne diyorsun ya? Hangi kafayı yiyorsun? Sen ne içtin de ne yaşıyorsun da diyebilirdim. Değil mi? Bu da mümkün. Muhtemelen benim için bunu diyenler de var. Şimdi bazı konuşmalarımızda ya diyorlar, bunu biliyoruz ama onu da normal görüyorum çünkü kapalı oraya daha. Henüz kapalı. Henüz kapsam alanında değil. Ona da saygı duymak lazım. Buna böyle yaklaştığımızda, yani işin özü eril ve dişi enerjisi. İnsan yaşamında eril ve dişil enerjinin dengesizliğini gözlemleyebilir mi? Bunun için bir takım semboller var mıdır hayatta? Bazı şeyler söylenir. Sağ tarafında çok hasar alıyorsan şöyle gibi mesela. Ya onlar da duyguların işte. Bahçendeki çiçek soluyorsa sürekli, tutmuyorsa gibi bir takım sembollerden bahsederler. Ama sembol işte, bu senin enerjinle ilgili bir şey işte. Eğer oraya sevgi enerjisini akıtamıyorsan çiçek sula. Çiçek de sevgiyle beslenir çünkü. Sevgiyle sulanır. Bak çiçeğin fiili varlığı sulanır. Fiili bir su dökersin. Ama onun ilgiye de ihtiyacı var. Gidip yanında biraz konuşmak lazım. Sadece yanından geçerken su döküp gitmeyle olmuyor o iş. Sadece su döküp gitmeyle olmuyor. Yani ona bir his katman lazım. Ona bir duygu, ona bir mana katacaksın ki o da sana, çiçeğin dili nedir bir kere, oraya bakma. Çiçeğin dili nedir? Çiçek seninle nasıl konuşur? İşte Beyza nasılsın diye demez herhalde yanından geliyor. Hop Beyza nereye gidiyorsun demez sana. Gel bir çay içelim demez. Çiçek sana ancak renkleriyle. Evet. Çiçek sana açışıyla konuşur. Onun dili budur çünkü. O dilini kullanacak. Çiçeğin dilidir bu. O sana açacak. Sen de ona karşılık vereceksin. Ah ne güzel açmışsın, ne güzelsin. Bak konuşuyorsun. Yarın bak başka bir şekli almış. Evet. Karşılık verecek sana bu. Ama çiçekten geri sen geri dönüş almamanız mümkün değil. Sen kesinlikle şimdi geri dönüş alıyorsun. Çiçekten onu beklersen akşam yanına oturup sen de hiçbir şey sormuyorsun bana. Nasıl geçti, nasıl etti diye de sormuyorsun. Ya laf atamazsan o ancak sana görüntüsüyle, duruşuyla, rengiyle sana ancak karşılık verir. Onun dili o. Bebek sana Beyza gel mi diyor? Hayır. Agucuk gugucuk diyor mesela. Konuşamıyor. Hareketleriyle ifade ediyor kendini. Hayvanlar, köpek havlıyor. Onun dili o çünkü. Ben mesela köpek besliyorum. Köpeğimin havlama biçiminden ne istediğini anlayabiliyorum. Çünkü o dili konuşuyor. Yani sabaha karşı havlıyorsa diyor ki kalk mamamı ver. Yani kapıya sürtünüp yapıyorsa diyor ki oynamak istiyorum. Yani dili bu onun yani. Ben ondan ya Mehmet getir mamamı da yiyeyim demesini bekleyemem ki. Hocam insan kendi dilinden anlarsa o zaman karşıdakinin kendi dilini işte açtı. Kendini seven bir başkasını sevme konusunda zorlanmaz. İşin özü şöyle de noktalayabiliriz. Eğer sen kendini anlayabiliyorsan, kendini çözümleyebiliyorsan, kendi içindeki soruların cevabı sana beliriyorsa karşı tarafı anlayabilirsin. Eğer sen karşı tarafı anlayamıyorsan, bil ki sende kendini anlamadığın bir yer var.
kendini anlamıyorsun. İşte yine köpeğimden örnek vereceğim. Ben anlamıyorum. Havluyor duruyor. Açlıktan da hastalanıyor. Diyorum ki istese verirdim mama şimdi. Niye hastalandı ki? İstemedi ki. Mehmet mama mı ver dedi. Dedi ama ben duymadım. Onun dilini bilmiyorum çünkü. Hmm. O havladı, havlarken onu diyordu işte. Bizim mevzumuz da bu. Kendimizi anlamalıyız. Kendimizi tanımalıyız. Öncelikle biz nasıl bir şeyiz? Nasıl bir varlığız? Bu makine nasıl bir şey ya? Bu makine etten, kemikten de. Bu bir sistem yani. Mimetizm diye bir gerçek var. Dünya, insan, makineler neye göre yapılıyor? Lensi, fotoğraf, kameranın lensi. Nereden icat edildi? Göz, bizim kopyamız, bizim gözümüzün kopyası o. Bizim modellememiz. Yani mimetizm işte. Yani dolayısıyla biz kendimizi tanırsak, kendimizi bilirsek, beden anatomisini çözersek, bedenle birlikte de ruh anatomisini çözersek ve bunları da böyle birlikte her eylemde ortak tutarsak, en başta nefes eyleminde aldığımız nefesi tüm varlığımıza bütünlersek zaten konuyu çözmüş olanlardan oluruz. Bizim ondan sonra hayatımızda başarılı olur. İlişkilerimizde başarılı olur. Yolumuzdaki taşlar da işimizde başarılı olur. Yolumuzdaki taşlar da kalkar. Mesela maddi kaygı yaşamazsın. İş olacak mı? Olmayacak mı düşüncesi yok. Niye olmasın canım? O zaman nefesin kesilir. Allah bir insanın rızkını kestiğinde canını alırmış. Bundan bahsediyoruz işte. Hı hı. Adam diyor ki açım diyor ama hala canımı almadı. Ölüsün. Ölüsün çünkü. Yaşayan ölüsün. Yani her şeye direkt sofistik olarak bakmamak lazım. Biraz özüne. Yüzeyseli geçelim. Özüne. Öz. Bizim ulaşmamız gereken tek nokta özümüz. İşte çantayı alalım bir gidip artık yani. Şu çantamızı bir alalım, unuttuğumuz çantamızı. Nerede unuttuysak artık. Belki mola yerinde bir yerde unutmuşuzdur. Çok istiyoruz ya onu. Çok önemsiyoruz ya. Mola yerinde bir unutuvermişiz. Varoluşun temelinde bu enerji meselesi var. Bunu bir kez daha anladık. Aynen öyle. Her şey enerji. Nefes de dengelenebilir mi? Dengelenmez mi? Tabii ki. Ben nefes yaptırıyorum mesela. Tabii şimdi... Ben çalışmalarımda nefesi kullanıyorum. Evet. Ama benim kullandığım nefes türleri biraz daha sınırlı günlerde olduğu için, o anda terapi sürecinde olduğu için ben biraz daha sert transtermal nefeslere de giriyorum. Evet. Ama sadece nefes dediğimizde biraz daha dinginlik, örnek dikkat dağınıklığı için, örnek işte uyku bozukluğu için, örnek kilo problemleri için, örnek farklı duygular için, anksiyetelerimiz için bir dünya 77 çeşit nefes var. Bu nefesleri yapıyorsun. İlk etapta nefes rahatsız eder, yapamazsın. Egzersiz adı üzerinde zaten. Egzersiz yaptıkça nefesini düzenlersin. Kas hafızası oluşturursun. Ondan sonra tekrar bir dönüşüm yaşarsın ve bunu böyle nasıl yaşarsın biliyor musun? Yaşamsal formla net göstergeleriyle bir anda işlerin düzelir. Sen bile şaşırırsın. Yani frekans da yükseliyor. Tabii canım. Bir anda ilişkilerin bambaşka bir seviyelere çıkar. Der ki nasıl ya, ben bir şey yapmadım ki. Nefes aldın, nefes düzelttin. Çünkü nefesi bozan şey duygulardır. Nefesini düzeltirsen duygularını da düzelteceksindir. Duyguları düzeltirsen konu zaten düzeliyor. Esir olmaktan çıkıyorsun o duyguya. O duyguda olan esaretinden kopuyorsun. İnşallah. Bunun için... Şimdi tabii ben hep söylüyorum, yayınlar sonsuzluğa mühürleniyor. Zamansızlaşıyor artık biz teslim ettikten sonra video paylaşım sitesine, YouTube'a. ama ben yine şu an hazırlandığımız, yani çekimi yaptığımız zaman için soruyorum. Yaz bittikten sonra, bahar bittikten sonra sizin az önce bahsettiğiniz çalışmalara nasıl ulaşacağız? Online mi yapacaksınız mesela buluşmalar, yoksa... Şu an bu çalışmaları yapıyorum. Bunun için ciddi bir altyapı çalışması yaptım. Uzun süreden beri hazırlanıyordum zaten buna. Hı-hı. Yıllardır da kafamda olan bir şeydir bu arada. Hep böyle. Yoksa o kamplarınızın tadı başka tabii. Fethiye kamplarınızın. Tabii hep kamp mümkün oluyor. Evet. Bunları online platforma taşıdım. Ya güzel. Online olur mu? Oluyor. Çok da güzel oluyor. Çünkü enerjinin mesafesi yoktur. Ya bugün... açıp bir yakınıza ya işte bugün sınava giriyorum, dua et benim için diyorsunuz ya. O heyecanı duymaya başlıyor karşı. İşte o enerji. Dua ediyor. Gelmiyor mu? Geliyor. Enerji de böyle bir şey. Nerede olduğunuzun önemi yok. Nefes tekniği de zaten bir teknik olduğu için. Hı-hı. Yani sonuçta ben karşısına dikiliyorum kişinin. Buranı al. Ver.
diyorum. Hı-hı. Tarif ediyorum ve aynı zamanda gözlemliyorum. Doğru yapıp yapmadığını görebiliyorum. Diyorum ki nefesinin burasını toparlamamız gerekiyor. Sana bir haftalık bir ders. Bunu böyle kullan diyorum. Ondan sonra bir hafta içerisinde ben onu kayıtların üzerinden takip ediyorum. Bakıyorum, evet diyorum, bu duruşunu düzeltmen lazım, şu duruşu. Bu da bir tekniktir. Yaşamın kendisi bir tekniktir zaten. Hı-hı. Ondan sonra hayat zaten, hayatı yaşayabilmek bir sanattır. Hayat sanat. Dişil eril enerjiyi nefes alıp verirken de görmüyor muyuz? Al, ver, al, ver. Ben geçen paylaştım ya böyle, nefes al, evet, nefes gördüm, ver. Çok güzeldi. Nefes al. Bak yine bunu Esma ile de tamamlayabiliyoruz. Onu da şöyle yapayım. Tuttur şuradan. Hay. Hay. Hu. Hay. Hayat veren. Yaşam veren. Hı hı. Akan. Hu. Olduran, olan. Hay, hu. Ya bu da şimdi yakında bir sufi nefesle ilgili bir çalışma yapacağım. YouTube kanalıma yükleyeceğim onu. Sufi nefesi yaptıracağım. Hep açık olacak. Onun bir dakikası olacak. Güzel bir çalışma yapacağım. Onun için şimdi yanımda ben bunu yaparken o an gerçek sesinde olmasını. Ses frekansı çok önemli çünkü. Orada ses frekansı da çalışıyor. Yani neydi? Hı hı. İşte çanaktı. Hank drum'du, tank drum'du, bu gibi enstrümanlar, yani etnik enstrümanlar da olacak bunun yanında. Burada hem sufi nefesi yapacağız, hem o nefesimize esmaları dahil edeceğiz. Böyle bir çalışmayı hazırlıyorum. Şimdi şu enstrüman kısmını çözmem gerekiyor. Çünkü ben hem nefesi yaptırıp hem enstrümanı çalamayacağıma göre ben nefesi yaptım. Yanımda da birisinin onu tıngırdaması gerekiyor. Var hedefimde radarıma giren birileri, bakalım. Nasipse onu da çekeceğim inşallah. İnşallah, inşallah olacak. Bu arada Sema Zender'i hatırladık tabii. Alma ve verme. Evet. Yine doyumsuz bir sohbetti. Çok teşekkürler sevgili Mehmet Saka. Ben de teşekkür ederim. Bu sohbetinizle sizi ağırlamak, ara ara izleyicilerimizi buluşturmak benim için de çok büyük keyif. Eksik olmayın bu telaşınızın, koşturmanızın, belki de çalışmalarınızın arasında. Ta uzak yollardan geliyorsunuz. Çok teşekkürler. Rica sağ olun, var olun. Sen sağ ol. Nefesiniz sağlıklı olsun efendim. Şifa dolu günler diliyoruz. Yine videonun altında kıymetli yorumlarınızı bekliyoruz. Bildirimleri açmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Sağ olun, var olun.